Ne oldu? Efendim? Ne oldu diye baktın mı? Biz evdeyiz de siz de şurada. Biz oturuyoruz hanımla. Ben de izliyorum, bakıyorum. Demize, ben de şaşırdım. Güzel. Her gün izliyoruz. Teşekkür ederim. Biz de izliyoruz. Beğeniyoruz. Sağ olun. Çok beğeniyoruz. Ne okuyorsun? Bakıyorum öyle, boş. Evet. Günaydın. Günaydın annem. Yavrum tamam. Günaydın babacığım. Hepinize muhteşem bir günden günaydınlar diliyorum. Bu iş... Bir dakika, çok çok affedersin. Sen ikisinin çocuğusun değil mi? Ya. Nasıl onların başarısı. Nasıl bir duygu bakınca? Küçük bir ayı var evde. Gitmiyor da. Ayu. Ayu var. Ayu. Ama yine de çok seviyorsunuz değil mi? Tabii evlat, ne yapacağız? Tabii. Şimdi sen de aileni çok seviyorsun ki gitmiyorsun. O zaman geldiğinde o sevgiyi göster bize. Yani en güzel yer neresi demişler? Ana kucağı demişler. Değil mi? Ondan sonra baban senin canın, idolün. Onlara olan sevgini göster bize burada. Tamam. Ama içinde bir vicdan olsun. İçinde. Yani anaya karşı da bir vicdan olsun. Tamam. Başka skecin var mı bugün? Var, çok aşırı. Hadi. Eyvallah. Ne yapmak istiyorsun? Yok, o kadar şey yapma. Ben şu yastığımı koyayım. Yalnız alanlara ihtiyaç var. Yine mi aynı oyunu oynuyoruz? Tamam, az seveceğim, hadi çıkın. Orada olduğunuzu biliyorum, gördüm. Anne. Senle başlayalım, geç. Canım, yavrum. Günaydın. Yavrum, günaydın, çocuğum. Otur. Yavrum. Anne. Yavrum. Seni çok özledim. Sağ ol çocuğum, ben de seni. Bak, seni çok seviyorum. Çok, ben de seni yavrum. Günaydın anne. Sağ ol yavrum. Bak, gel baba buraya. Seni istiyor. Anne. Yavrum yeter çocuğum, yeter. Git Allah aşkına. Beni sevmiyor musun? Ay doğruyken aynı der. Çık, çek, çık artık. Beni sevmiyor musun? Seviyorum çocuğum. O zaman yavrum seviyorum. Seviyorum çocuğum. Yeter. Babam. İdolüm benim. Oo, seni çok özledim. Hava bitti. İyi misin? Hava bitti. Gel buraya, seni tanıdım. Hepinize harika bir günden günaydın. Bugün size harika bir sürprizim var. Çok sevineceğiniz bir haber vereceğim size. Ayrı bir eve mi çıkıyorsun? Kurtuluyoruz mu? Ya ne alakası var? Öyle şey olabilir mi ya? Yine yanlış karar. Yine. Ama bak, çok sevineceğiz bir haber gerçekten. Vallahi senin bu evden gitmen hariç vereceğin hiçbir haber beni ilgilendirmiyor oğlum. Yavrum sen niye evdesin? İşten mi kovuldun yine sen? Niye buradasın? Attılar mı seni yine? Ya Mümtaz amca dükkanı taşımış. Nereye taşıdığını bana söylemiyor. Lan ne şanslı adam lan. En azından onun kaçacak bir yeri var. Biz ne yapacağız ya? 38 yıldır çekiyoruz bu karın ağrısını ya. Yanlışsın Şevket. Değil mi anne ya? Evladıyım ben onun, ayıp ya. 39 yıldır çekiyoruz. 12 ayda çıkmak bilmedin buradan be. Türlü doktorlar mücadeleye giriştiler. Bıraksan daha duracaktı burada bu. Hanım iyice detaya girme, sakin ol. Sinirleniyorum Şevket. Tamam ya baba. Bak. Hatırlıyorum o günleri ya. Bak bu nakış falan yazıyordu, onun altında reklam vermişti. Ne diyor? 3 hafta tam pansiyon, Kapadokya turu. Gidek mi kız? Allah gidelim bir şey. Ne iyi gelir be. Bir saniye ya. Kapadokya mı? Kapadokya'ya nasıl gidersiniz ya? Beni burada bir başıma bırakıp, ha? İbrahim'iniz ne yapacak bu evde bir başına ya? Şu yavrucak. Yavrucak mı? Yavrucağınız. Lan yavrucak 39 yaşında. Yavrucak dediğin Pepe seyreder. Maşay'ın koca ayı seyreder. Meclis TV izlemez yavrucak.
Ya aşk olsun ya. İdil'im bir sus cevap verme bana. Şirket. Ya ben abi, bu kadar severken biraz ayıp ediyorum. Annen ya. Şevket, gel. Geldi. Şevket. Şşt, Şevket. Efendim? Bırak şu adamı. Diyorum ki. Bırak şu adamı. Doğru adam, doğru. Şevket. Bence biz tatilimize gidelim. Bu hiç değilse 3 gün 3 hafta kalır, pisliğinde boğulur burada. Çok güzel. Tatile çıkmak için bir neden daha. Evde tek başına kalsın da adam gibi yaşamayı öğrensin. Vay be. Bravo baba. Bravo anne. Alkışlıyorum sizi gerçekten ya. Beni burada böyle bir başıma bırakın, sürüneyim ben. İnşallah da yemeği ısıtırken kollarımı haşlarım. İnşallah ütü yapmam falan gerekir, evi yakarım. Ay vallahi tadım kaçtı ya. Boş ver Şevket tatili falan. Ay ne istiyorum biliyor musun? Nicedir ses edemediydim sana. Hani şu böyle ses sistemleri var ya. Onlardan mı koysak salona? Şöyle sinema gibi yayılır yayılır seyrederiz. Ha? Vallahi olur hayatım ya. Çok güzel olur ya. Bir tane şöyle hayvan boy televizyon alırız. Oh. İnletiriz salonu. Aha bunun bu. Boğuk sesinden de kurtuluruz. İyi de ben bu salonda öğlen uykularımı uyuyorum, tamam mı? Ben ne olacağım? Prostat olacaksın! Az daha baban evinde oturursan prostat olacaksın oğlum. Ya git ya, 39 yıl oldu. Artık hayatımızdan git, git, git ya! Şimdi sesimi kesinlikle ondan almamışım. Yok yok. Bu git, git, git diyor ya, çok üstüne geliyorlar. Senin tonun bu yani. Yapacak bir şey yok. Doğanda abi, var bu. Ben de insan. Şimdi sen de bozulup o tonla böyle hafif gitmeye başla ve ağla. Sonra da hıçkıra hıçkıra ağla. Ya pardon da ben salonda öğlen uykularımı uyuyorum. Affedersiniz de ben ne olacağım? Çünkü prostat olacaksın. Asla babanın evinde otursan prostat olacaksın. Lan oğlum 39 yıl oldu. Artık git hayatımızda. Git ya, git, git hayatımızda. Çık, git ya. Niye bana böyle bağırıyorsun ya? Yeter korkuyorum abi. Ya kusura mı ya baba sana? Hıçkır. Hayır hayır. Easy boy, easy boy. Ağlamak da yakışmıyor, bu yapma. Hayır ya, aşk olsun. Gideceğim ya bir şekilde, ben de gideceğim elbet. Evlenince giderim. Allah kahretsin, hiç gitmeyecek ya. İnan bana çok şaşıracaksınız baba. Size bir sürprizim olacak. Eyvah. Bekleyin. Hala bekleyin diyor ya. Biz bir hoşçakal bekliyoruz. Bir Allah'a ısmarladık, bir alevler çilek diyoruz. Hala bize bekleyin diyor ya. Şimdi acaba ne gelecek? Sen onu bekle. Hoş geldin. Nasıl? Beğendiniz mi? Merhabalar efendim. İyi akşamlar. Sen kimsin be adam? Ne işin var benim evimde? Alınıyorum ama baba benim ya İbrahim oğlun. Oğlum İbrahim. O... Anam oğlum pardon yanında kız olunca tanıyamadım ya. Hoş geldin güzel kız, hoş geldin. Hayırdır? Herhangi bir düğünde halay çekerken acaba halayı bırakıp oğlumun elini tutup yanlışlıkla mı bu kapıdan içeriye giriş yaptın? Ya affedersiniz de yanındaki bayanın, Mehtap'ın benim sevgilim olma ihtimali yok mu? Yok. Efendim ben İbrahim'in sevgilisiyim. Neden? Çünkü bence İbrahim çok tatlı biri, çok olgun, çok karmaşık. Bence İbrahim çok derin biri. Ha derin! Derindir yavrum, derindir. Hacmi bizim içerideki buzdolabından daha derin. Vallahi. Ama hiçbir şey anlayamadım, kusura bakmayın. Siz şimdi ikiniz sevgili misiniz ya? Evet efendim, bir süredir birlikteyiz İbrahim'le biz. Bugün de sizinle tanıştırmak için davet etti beni eve.
Reytan gel sana evi gezdireyim. Burada odama gidiliyor. Burada fikirlerimi ürettiğim falan böyle kütüphanem var. Bunlarla oynuyorum böyle kalemler falan. İşte annem fasulye ayıkları orada. Ben burada bu da işte manyak babamla deli annem. Ya lütfen öyle deme. Bence çok tatlı insanlar gerçekten. İbrahim, ha. Benim acil lavaboya gitmem lazım. Ne tarafta? Doğru, ben olsa ben de lavaboya giderim buradan sonra. Şu halayı geç ileride sağda. Tamam. Halaya çarpma yalnız. Tay! Çok tatlılar ya. Ya baba ne yapıyorsunuz ya? Baba, ya ne oluyor ya? Baba ne yapıyorsunuz? Ben şu anım ya. Yıllardır biz bu anı bekliyoruz ya. Oğlumuz evlenmiş ya. Evlilik mi? Ya biz sadece sevgiliyiz bir saniye hop. Sevgili mi? Evet. Yavrum, sen en son bir kızın elini 23 Nisan çocuk şenliklerinde tuttuydun. Beraber böyle çember yaptıydınız. Orada bulduğun kızın elini tutmuştun. Hazır bir kız bulmuşsun. Hadi yavrum, evleniriz. Tamam da bizim ilişkimiz daha çok yeni, okey. Ya bizim ilişkimiz okey ya. Oğlum ilişki yeni de sen eskisin lan. Günüğü doldurursan benden evvel emekli olacaksın oğlum. Hiç mi sıkılmadın lan? Ya niye sıkılayım ki burada? Kira derdim yok. Yemek derdim yok. Çamaşır, ütü, bulaşık hiçbir derdim yok. Ekmek elden, su gölden yaşıyorum. Lan... Babam oymuş gibi konuşuyor ya. Hiç utanmıyorsun değil mi suratıma bunları söylemeye ya? Ya tamam da... Affedersin de ben şimdi yarın bu evden gitsem siz sıkılmayacak mısınız ha? Ne güzel işte. Evde bir çocuk sesi. Hayır yavrum. Evde bir camış sesi. İbrahim bir sessiz ol tamam. Kız sen mi yapıyordun? Çocuğun sesinin tahliline bile dayanamıyorum ya. Bak yine ya. Alınıyorum ya. Yavrum ama biz de alınıyoruz. Anandan baban da alınıyor. Çocuğum senin aklın bazı şeylere basmıyor. Geçen gün dedim şuna, ütüyü getir gömleğe basayım. Gitmiş bana toz makinesini getirmiş. Yani böyle aklı yok güzel çocuğum. Senin artık bazı şeylere ayman lazım. Evlen, evlen yavrum. Evlen git be çocuğum. Evlen artık. Evlen git lan artık. Aa, bir ana çocuğuna böyle cümle kurar mı? Ya tamam ya. Ben evlenmeyeceğim demiyorum ki. Ama biraz düşünmem lazım. Şimdi odama gidiyorum, telefonumu alacağım. Kıza iyi davranın, okey? İbrahim, tam girerken şimdi ağladı ya, ağlaması gördük. Bir de böyle gülüp kahkaha atıp odasına gitsin. Şimdi odama gideceğim desin. Annesini babasını çok sevdiği aklına gelsin. Kahkaha atarak girsin içeri. Ya ben evlenmeyeceğim demiyorum ki. Ama biraz düşünmeye ihtiyacım var. Çok üstüme geliyorsunuz. Odama gidip telefonumu alacağım şimdi, tamam mı? Of ya! Ya birden sizi çok sevdiğimi anladım ya. Ben sizi çok seviyorum. İyisiniz aslında. Çocuk yine katıldı. Bana bak Şevke. Hazır bu çocuk nereden, nasıl, ne şekilde bulduysa bu kızı bulmuş getirmiş. Bizim bu kıza bu çocuğu bir şekilde kaktırmamız lazım. Yoksa bu çocuk elimizde patlayacak. Ne yapacağız? Kaktıracağız, kaktıracağız nasıl? Bir şekilde. Sakin ol. Organize olacağız. Olacağız. Sakin olacağız hayatım. Şimdi bizim Dana'yı ikna etmek kolay. Asıl mesele kızda. Kız şimdi bunun tipine dikkatlice bakmadan bizim bunları baş göz etmemiz lazım. Biz yıllardır bu an için hazırız yeter. A planını devreye sokuyoruz. Koş. A planı Şevket. Bak sen şimdi A yer var. Çok komik bir fıkra okudum. Baba ne yapıyorsun ya eşyalarıma şu an? Bu ne ya? Eşyalarıma koliliyorum oğlum. 15 yıldır bir umut, belki bugün gidersin diye bu kolileri evde tutuyordum. Kısmet bu neymiş? Ya ayıp artık gerçekten ama. Bir kız arkadaşımı getirdim diye hemen eşyalarımı toparlamak falan gerçekten oluyor yani. Oğlum şu sesini incel, korkuyorum ya. Sen misin baba, ben miyim anlamadım ya. İbrahim. Ya eviniz ne kadar güzel, bayıldım vallahi. Ev sizin mi, kira mı? Yok yok kızım, bizim ev bizim. Bu daire ki bizde yatlar, katlar, ooo. Neler, şimdi biz ölünce her şey tabii İbrahim'le kızımıza kalacak.
Her anda ölebilirse öyle hissediyorum. Aa yok ya. Allah korusun öyle demeyin lütfen. Yeter teyze nerede? Çay koyacaktı şimdi. Yeter nerede kaldı çaylar? Getir. Gel. Ya şeker. Gel kızım gel gel. Otur. Gel gel ya buraya otur. Gel gel. En kurması yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Baba! Aşrı aşrı bereket. Baba ne yapıyorsunuz ya? Sen karşıya çık oradan! Ne yapıyorsun annem? Çık şuradan! Değiller. Ya, aşrı aşrı memleket. Aman kız vermesinler. Aman aman aman. Annemi özledim, babamı daha çok özledim. Yavrularım, kızlarım, kardeşlerim bana koymazlar. Ağlasana kız! Ay! Ya Şekil amcacığım, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz beni böyle geliniz gibi görmekle. Ama her şey için çok erken. Gerçekten daha biz yeni tanışıyoruz. Vay, demek öyle küçük hanım. Söyle bakalım. Oğlumun peşini bırakmamak için kaç para istiyorsun? Efendim, gerçekten çok yanlış anlıyorsunuz beni. Öyle değil, biz daha çok yeni tanıştık. Birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Hele de benim. Çünkü bence İbrahim oldukça gizemli biri. Gizemliyim. Kızım, bak ben ne yapayım sana biliyor musun? Şimdi oğlumun çok çok fazla özellikleri var. Mesela benim oğlum çok evcimendir, çok evcildir. Mesela benim oğlum çok evcimendir, ya. Çok evcildir. Ondan sonra benim oğlum çok evcimendir, çok evcildir. Benim oğlumun hiç kimsede olmayan bir özelliği ki çok evcimendir. Yani çok evcildir yavrum. Anladım. Son olarak benim oğlum çok evcimendir. Çok evcildir benim çocuğum. Anladım yeter teyzeciğim. Evet yavrum. Böyle şey evcil hayvan gibi mi? Anam yeter. Kız uyanmaya başladı. Şey en çok hangi yemekleri sever? Yavrum oğlum diye söylemiyorum. Hiç kimsede olmayan bir özelliği vardır. Hiç yemek ayırmaz. Evet evet kızım bize hiç yemek ayırmaz. Hepsini kendi yer bu ayı. Ne yapıyorsun Şevket? Kızım ne yapayım? Ben bunu gömmeye alışmışım, övmeye değil. Bu ne ya artık bu? Oğlum sen gideceksin diye odanı salona kattık. Ya nasıl ya Hamza Usta, ne yapıyorsun? Ya... Hamza Usta ellerine sağlık şöyle. Sağ ol Şevket abi. Parasını da vereyim. Vallahi yok sağ ol. Olur mu ya öyle vallahi şey? Vallahi senin paran geçmez. Vallahi olmaz ben varım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Lan yok. Oğlum bende fıstık var. Ne kızım yapma ya. Şevket abi tamam. Tamam. Şevket tamam. Abim. Tamam. Abi. Tamam. Bu iş bana o kadar güzel bir ders verdi ki. İbrahim. Eğer sen kız bulduysan ne Trump'ın başkan seçilmesi ne de küresel ısınma benim umudumu kaybettiremez. Gördünüz mü Şevket abi? Bu hayatta her şey olabiliyormuş. Madem öyle, ben yoga'ya yazılmaya gidiyorum. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Geldiğim yerden çıkarım. Vallahi madem ustamız da yoga'ya gitti, o zaman şey yaparım. Ben tatlıları getireyim, tatlı yeter. B planına geçiyoruz. Pes artık ya. Kız arkadaşımı tanıştırmaya getirdim diye hemen odamı salona katmalar falan. Ben de evliliği düşünmüyorum o zaman. Ne olacak? Nasıl ikna edeceksiniz? Ne olacak? Ya öyle mi İbrahim? Ya hayır. Bunu öğrendim çok iyi oldu. Asıl ben düşünmüyorum evlenmeyi İbrahim. Çünkü seninle ilgili deli sorular var kafamda. Yeter teyzeciğim biz daha çok yeni çıktığımız için bence İbrahim'le benden olmaz. Aa! Olmaz. Yok, aa! Çok kızım kimlerden kimler oluyor Allah seni çekişmeyeceğim. Güzel kızım benim. Benim efendim? Güzel çocuğum, yavrum. Herkes birbiriyle bir şekilde evleniyor yavrum. Yani yolunu buluyor. Odaklan. Göz kapakların ağırlaşıyor. Odaklanıyorsun. Evet diyeceksin. Evet. 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 Ay. Evet. İbrahim'le evlenmek istiyorum. Hani ne yapıyorsun ya? Kızı evliliğe bu şekilde mi ikna ediyorsun? Ne yapacaksın ha? Bana da mı sallanan saat göstereceksin ikna almam için? Hayır, sana daha basit bir formülüm var. Sana ayna göstereceğim. Tamam, tamam, tamam. Tipine tamam, bak. Tamam, tamam. İkna almıyorum, tamam. Tipine bak, tamam, kendine fazla. Gel. Tamam, göster daha fazla. Ya kızı transta bıraktım, başına bir şey gelecek. Üç, iki, bir, bendesin. Bunu da biliyor.
Yeter teyzeciğim, ben tamam dedim ama yani benden iyi bir ev hanımı olur mu hiç bilmiyorum. Tabii ki olur kızım, ev hanımı olmakta ne var Allah aşkına? Şunların yemini suyunu eksik etmeyeceksin. Her şey bu kadar basit yavrum. Arada bir seversin, kafasını falan okşarsın. Yani evlilik dediğim böyle bir şey yavrum. Öyle çok ağır sorumluluklar almana gerek yok. Mesela ben İbrahim'i 6 ay yavrum yaş mamayla besledim, biliyor musun? Hiç bana mısın demedi, gıkı bile çıkmadı. O kadar kolay yavrum Allah aşkına. Ay nasıl da yere bir not düşürüvermişim. Yavrum şunu bir versene bana. Al. Ay okuyamıyorum, yakın gözlüğüm yok. Oku bakayım ne diyor. Mehtap, benimle evlenir misin? Senin adın ne? Mehtap mı? Evet. Evet dedi. Sen teklif ettin. O evet dedi. Allah'ım çok şükür. Ya saçma. Efendim merhabalar. Nikah memuruna konum atan siz misiniz? Evet efendim, hoş geldiniz. Ya nikah memuru falan ne oluyor ya bir saniye? Ama bir dakika, şimdi ben böyle bir şeyi hayal etmemiştim hiç. Yani benim düğünde bir pasta olur, bir şey olur. Her genç kızın hayali değil. Aferin. Evet, hemen başlıyorum. Ne? Şevketoğlu İbrahim, bu kadını... Evet! Çok güzel. Sen kızım, Şeymuz kızı Mehtap. Evet! Bu adam çok güzel. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Buyurun, hayırlı olsun. Ay, oğlum! Dayanamaz, dayanamaz! Hadi, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, sağ olun. Sağ olun! Hadi güle güle. Yavrum, Allah'ım çok şükürler olsun ya Rabbim. Hadi oğlum. Anneciğim. Aferin. Eyvallah. Hiç gerek yok. Sağ ol oğlum. Hadi tebrik et. Seni de evlendirdik ya. Valla başlarda biraz garipsedim ama evlilik güzel şeymiş. Hemen alıştım. Tabii. Çok mutluyum şu an. Mehtap sen? Ben de çok mutluyum. Süper. Hadi evinize yavrum. Haydi. Hadi. Evimize mi? Benim evim yok ki. Ben ailemle yaşıyorum. Nerede kalacaksınız o zaman kızım? Tabii ki burada kalacağız baba. İnanmıştım ya. Bir an inanmıştım ya. İnanmadım ki. Din olmadı. Ne yapalım artık? Sen de bana ev işlerinde yardım edersin. Ha, ben bilmem ki ev işi yapmayı. Ütü basarsın. Yok bende o. Bulaşık yıkarsın. O da yok. Süpürge çekersin. O da yok. Birdiler iki oldular şimdi. Birdiler iki oldular. Baba. Akşam Meclis TV'den sonra maç izler miyiz beraber? Beraber. Oğlum İbo, bumerang gibisin. Attın mı geri geliyorsun ya?